Merhaba arkadaşlar. Yine Amazon eğitimlerine devam ediyoruz. Hani Amazon'a girmişken bitiremeyiz ama en azından sizlerin satış yapacağınız kısma kadar gelmek istiyorum. Geldikten sonrasını siz zaten zamanla kendiniz ilerleteceksiniz ya da takıldığınız noktada o konular için videolar çekeceğim. Çünkü farklı konular, farklı eğitimlerle ilgili de videolar var hali hazırda çekmeyi planladım. Onları da yine paylaşacağım sizlerle. Şimdi Amazon.com.tr'deyiz fark ettiyseniz. Yani Amazon'un Türkiye mağazası içerisindeyiz. Buraya da şu an yurt dışındaki satışlardaki mağazamızın onaylanmasının hızlanabilmesi için aynı şekilde Türkiye'dekine de başvuru işlemi yapacağız. Çünkü hani Türkiye'de dediğim gibi bir önceki videomda Amazon bizden belirli bir güven istiyor. Belirli bir inanmak istiyor. Yani inanma karşılığında bizleri ön plana daha çok çıkaracak. Amazon Türkiye'de de eğer satışlar yaparsak ya da satışlarımızı en azından burada da biraz daha ilerletebilirsek hem yurt dışındaki mağazamızın askıya alınma durumları biraz yavaşlayacağı için hem de bu Türkiye kısmında bizi tanıdıklarından dolayı yurt dışındaki satış kısmında biraz daha kolaylaşacak. Yani şu an hali hazırda bildiğiniz gibi Payeer olsun, diğer Amazon kısmı olsun yurt dışından bilgi beklemekteyiz. Üyelik yapma aşamasında yani sizler beklemektesiniz. O kısımların, o aşamaların hızlanabilmesi için ya da olur ya yeni bir karşımıza bir problem çıktığı zaman o problemin Amazon tarafından hızlı bir şekilde giderilebilmesi için Türkiye mağazasında da satış işlemlerini başlatacağız. Kayıt olma işlemlerini yapacağız. Şimdi biz aynı zamanda yurt dışındaki gibi Türkiye'nin de Amazon'un Türkiye içerisinde de bir mağazası var. Deposu var daha doğrusu. Bu depo ne işe yarıyor derseniz biz orayla da birkaç gün içerisinde ürün gönderimi yapacağız. Onları da yine detaylı şekilde sizlere videoya atacağım. Kısaca sadece bahsedeyim. Kendi üretmiş olduğunuz ya da satmakta olduğunuz ürünler, toptan tedarikçiden aldığınız ürünleri Amazon'un deposuna gönderiyorsunuz. Aynı yurt dışındaki gibi Türkiye'deki depoda ön plana çıkarıyor sizin ürünlerinizi. Aynı gün içerisinde kargoya verilir simgesini üstüne vurur. Aynı zamanda aynı gün verildiği ve güvenli satıcı kategorisine girdiğiniz için ön plana çıkıyorsunuz. Ön plana çıktığınız için de satışlarınızın ağı daha da artacaktır diye hesap ediyoruz. Yani biz Türkiye'de daha önce bu işlemi yapmadık. Birkaç gün öncesinde görüşme yapmıştım ben. Başvuru işlemlerimizi yaptık. Başvurularımız olumlu şekilde yanıt buldu. Ürünleri hazırlıyoruz. Ürünleri hazırladıktan sonra Amazon kısmına da ürünleri göndereceğiz depoya. Depoya gönderme işleminde gerekli bütün işlemleri yine detaylı şekilde video ile anlatacağım size. Olur ya kendiniz göndermek isterseniz. Bunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bu bize ne gibi bir fayda sağlayacak derseniz. Yani satışı hızlandırmamış olsun diyelim, normal şekilde seyretsin. Hiçbir şey hızlandırmamış olsun diyelim. Süreç normal şekilde devam etse dahi elimizin altındaki ürünler bizim kendi depomuzda bekleyeceğini Amazon'un deposunda bekleyecek ve satışını yapıldığı zaman biz paketlemeydi işte diğer sitelerle uğraşırken bu siteyle uğraşmayacağız. Bu site kendisi paketleyip gönderecek. Aynı zamanda bu şekilde işlemlerde de şurada bakın Amazon Prime diyor. Bizim ürünler üzerinde Amazon Prime etiketi olacak. Bedava ve hızlı kargo. Yani bedava dediğim müşteriden bedavaya kargo alacak. Ücretsiz kargo olarak gönderecek ama biz de kargo olarak ortalama kargo ücreti 5-6 lira gibi bir ücret alacak. Yani şu zamandaki kargoların yüklü miktarda gittiği dönemde bizim için ayrı bir avantajı da orada olmuş olacak. Şurada da gördüğünüz gibi 30 gün boyunca ücretsiz denet, sonraki ayda sadece 7,90 TL dilediğin zaman iptal edebilirsin. Amazon Prime. Tabii bu depo için söylemiyorum. Sadece Prime üyeliği için yani Prime etiketini Amazon kendi deposundaki ürünlere vuruyor. Aynı zamanda bir barkod oluşturuyor. O barkodla işlem yapıyor. O aşamaları ürünleri gönderirken paylaşacağız. Şimdi Amazon Türkiye'ye nasıl kayıt olur derseniz en alt kısma ineceğiz arkadaşlar buradan. Şurada Amazon'da satış yapın diyor ve ürünlerinizin reklamını yapın. Ürünlerinizin reklamını yapın kısmı ayrı bir sekme yani ayrı bir kategori bizim için ayrı bir eğitim diyelim. Yani bu kısmını ayrıyeten sizler için video olarak aktaracağım. Şu an video çok uzun süreceği için ikisini aynı anda anlatmıyorum ki hem kafanız karışmasın hem sadece anlattığım noktaya odaklanın. Amazon'da satış yap kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız zaman karşınıza giriş ekranı şu şekilde bir ekran açılacak. Yani bunu çerezleri kabul edin, tercihleri yönetin gibisinden kabul et diyelim biz hemen hızlı şekilde geçsin diye.
Şöyle boşluk bir alana tıkladım. Burada hesap aç diyorsunuz arkadaşlar. Burada hesap aç dediğiniz zaman benim hali hazırda hesabım olduğu için yeni bir hesap açmayacağım için direkt sizlere sadece yolunu gösteriyorum. Siz işlemleri kendiniz yapacaksınız. Hesap aç dedikten sonra karşımıza bu gibi bir işlem geliyor. Bizim zaten burada hali hazırda bir mağazamız olduğu için biz burada hesap açmıyoruz arkadaşlar. Amazon hesabını oluşturun kısmına tıklayacaksınız. Yani ben normalde kendi hesabım olduğu için o kısmı girmiyorum. Sizler bu Amazon hesabını oluştur kısmına girdikten sonra bilgilerinizi doldurup sonraki kısma gireceksiniz. Hatta o kısmı da göstereyim size. Şuradan atıyorum Nihat diyelim. Yani şunu kabul etmeyecektir. Şuradan da yine rastgele bir şifre yazalım. Sonraki adımına geliyoruz. Evet, böyle bir kayıtlı e-posta adresi de varmış. Buradaki kayıtlı kısımları yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle rastgele bir mail adresi yazdık. O mail adresiyle devam edeceğiz. Çözelim bulmacayı. Nasıl bir bulmacaydı anlamadım. Tekrar devam edelim. Yani olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum ama bu gibi sıkıntılardan dolayı olur da bu aşamasını yapamayan arkadaş varsa mail bilgilerini bana mailden ulaşsınlar versinler. Ben en azından o kısmında sizlere yardımcı olayım. Bu buna. Yani Sarmal Galaxy dedi oymuş herhalde. Evet, e-postaya bir tane kod girmiş. Kodu gönder bakalım hemen. Bakalım bu e-postanın bizde bilgisi var mıydı? Evet. Doğrula diyoruz arkadaşlar. Bu aşamayı geçtikten sonra telefon numarası kısmını zaten ekleyemeyeceğim. Çünkü kendi telefon numaram var. Yani bu aşamaları geçtikten sonra size Kanada, ABD ya da Türkiye olarak Avrupa'da ya da Türkiye'de hesap aç gibisinden iki tane sekme sunacak. Yani bir de bu şekilde sunmuştu. Burada Türkiye'yi seçeceksiniz. Zaten yurt dışı için ayrıyetten işlem yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye kısmını seçtikten sonra gerekli işlemleri yine devamında göstereceğiz. Yani işte Amazon'a girdikten sonra satış kısmını, ürün ekleme kısmını, bunların her birini tek tek Amazon'un kendi sitesinden sizlere aktaracağım. Olur da yapamayan olursa dediğim gibi mail adresinden bana bilgi versin. Giriş bilgilerini verdikten sonra aynı zamanda da telefonunun başında durursa hani böyle ani hızlı şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü çok vaktim olmuyor. Hem o kişinin kayıt işlemini yaparken onun üzerinden de tekrar video çekerek sizlere iletirim. Hani eğer ki farklı bir karşıma yol çıkmazsa iletmem. Aynı şekilde devam edersiniz. O şekilde söyleyebilirim. Amazon'da mağazayı açtıktan sonra arkadaşlar ayarlar kısmını tamamen hepsini şurada Türkçe diline çevirelim. Evet, Türkiye kısmındayız. Amazon'daki mağazayı evet, şu an muhtemelen Türkiye değil Amazon.com'dayız. Açtıktan sonra ürün yüklemesi, ürün yüklemek için hızlı şekilde ürün yüklemede ne gibi işlemler yapılıyor ve ayarlar kısımlarını tek tek yine sizlere detaylı şekilde anlatacağım.
Şu an için ilk olarak bu işlemleri yapın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.